Değerli izleyenler, önce pandemi sonra Rusya-Ukrayna savaşı derken Laleli'de ticaret durma noktasına gelmişti. Biliyorsunuz o bölgede özellikle hem Rusların hem de Ukraynalıların ticareti bir hayli yoğun oluyor. Müşteri olarak da yoğun oluyorlar. Peki bölge tekrar hareketlenmeye başladı mı? Şimdi havalar da ısınmaya başladı. Arkadaşımız Gülay Alaca orada. Hemen ona dönelim ve orada durum nasıl, hareketlenme başladı mı diye soralım. Gülay. Evet Gizem, gerçekten bir yandan pandemi, bir yandan da savaşın etkileri Türkiye'de her anlamda etkisini her yerde olduğu gibi hissettirdi. Şimdi Laleli çok önemli bir nokta aslında savaş açısından baktığımızda. Çünkü savaş Rusya ve Ukrayna arasında ve bu iki bölgenin buradaki ticaret hacmi, ticaret hacmine etkisi inanılmaz büyük. Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın, biliyorsunuz ki turizm de çok fazla etkilendi bundan. Tabi bununla birlikte tekstil de. Şimdi İstanbul'da, daha doğrusu Türkiye'de tekstil dediğimizde akla gelen ilk yer, ticaretin kalbi tabii ki de Laleli. Senin de aktardığın gibi ticaret tekstil anlamında durma noktasına gelmişti. Şimdi tabii ki de savaş hala devam ediyor ama ancak etkisini biraz daha o ilk günlerdeki etkiyi de kaybetti. O yüzden de buradaki pazarı biz de merak ettik. Aslında biraz hareketlendiği söyleniyordu. Biz de şimdi Laleli'deki bir mağazadayız. Aslında burası da Laleli açısından önemli bir yer, şu anda bulunduğum mağaza. Şimdi yanımda da iş insanı Mesut Abbazi var. Peki Laleli'deki şu anda durum ne? Yani savaşın o şu anki hali buraya nasıl yansıdı? Hareketlilik arttı mı? Hemen kendisine soracağım. Efendim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Peki şimdi biraz önce aktardığımız gibi biraz burası hareketlendi diye biliyoruz. Malum savaşın biraz daha etkisini kaybettirdiğini biliyoruz. Peki nasıl buradaki durum? Aslında şunu sorayım öncelikle, Rusya ve Ukrayna pazarı, yani ticaret hacmi anlamında etkisi ne kadar? Şimdi şöyle, savaş öncesi ve savaş sonrası diye ayırabiliriz. Savaşın ilk hissedildiği dönemlerde ciddi bir etkilenme oldu Laleli'de. Son 15-20 gündür biraz toparlanma sürecine girdi. Tabii Ukrayna ve Rusya bizim için çok önemli bir pazar. Firmalar bazında da, genel anlamda. Son dönemde biraz daha bir rahatlama hissediyoruz ama hala tam sezon başıydı. Ciddi anlamda sıkıntılarını yaşadık. Hala şu anda da devam ediyor. Şimdi peki burası geldiğimizde gerçekten dışarıda aslında hep böyle yabancılar var. Dışarıda bir inanılmaz bir ticaret var aslında. Bu piyasayı sokakta görebiliyorsunuz buradaki mağazada, mağazanın dışında da. Peki öncelikle şunu sorayım. Aslında sizin için en önemlisi Rusya mı, ticaret hacmi anlamında soruyorum. Rusya mı, Ukrayna mı efendim? Şimdi şöyle, bunları orantılamak biraz zor. İkisi de çok ciddi bir pazar. Laleli için, İstanbul için, Türkiye ekonomisi için. Yani müşteriler olarak Rusya'dan hissettiğimiz işte Laleli'ye etkiler ayrı. Ukrayna'nın etkileri çok ayrı. Şöyle sorayım, Rusya'dan mı daha çok gelirlerdi yoksa Ukrayna mı, o şekilde sorayım? Tabii Rusya, evet tabii Laleli için çok daha ciddi bir pazar. Ama tabii burada da şu daha çok önemli. Şimdi savaşın olduğu yer Ukrayna aslında. Tabii Rusya'dan da etki hissedildi ama aslında buradaki asıl soru Ukrayna. Yani Ukrayna'dan biraz daha çok etkisi hissedilmişti ticaret hacmine. Şimdi Ukrayna'dan gelen var mı? Hareketlilik o anlamda nasıl? Dediğim gibi son 15-20 gündür bir hareketlenme var. Müşterilerimiz tekrardan geri dönüş sağlıyorlar. Siparişlerini eskisi kadar olmasa da yavaş yavaş bize onu hissettiriyorlar. Kargolardan mallar yavaş yavaş, evet, böyle bir hızlanmaya başladı. O ilk dönem lerde problem vardı. Ödeme konusunda biraz daha rahatlama hissetmeye başladık. Artık yaz sezonu bitiyor. Kış sezonu için böyle bir ümidimiz var. Şu anda kışa hazırlanılıyor aslında. Kışa hazırlanıyor. Biz çünkü tam sezon, yaz sezonunun ortasında bu savaş meydana geldi. Ondan dolayı siparişlerde iptaller oldu, mallar takıldı, ödemelerimizi alamadık ama İnşallah kış sezonu için daha böyle bir ümitliyiz. Onu bekliyorum. Ümitli misiniz diyecektim aslında. Hareketlenir mi? Onu soracaktım tam. Ya şöyle, tabii bizim için her başlangıç bir ümit. Yani yazı, kışı, ama tabii bu tip olumsuzluklar ister istemez o dengeleri bozuyor. Kışın
iyi olacak diye düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Siz de burada gerçekten önemli, yani buradaki ticaretin kalbindeki önemli bir yer burası da. O yüzden de direkt Mesut Bey'e aslında buradaki Lale'deki durumu sormak istedik. Tabii gönül ister ki savaş aslında ticaret değil en başta. Gönül ister ki savaş tamamen son bulsun ama maalesef ki işte bu savaşların, yaşanan her savaşın ticarete de büyük etkileri var. İşte şu anda da Türkiye'de de o hissediliyor. Özellikle de tekstil piyasasında, Laleli piyasasında. Ama 15-20 gündür bir hareketlenme var dedi Mesut Habbazi ve umarız ki daha da fazla hareketlenme olur diyelim. Evet Gizem, sözü artık Laleli'den Berkay Karabaş'la birlikte sana bırakalım.